Arkadaşlar merhaba. Bugün yazılım dünyasında, yazılım geliştirme alanında özellikle emeklilik konusu üzerine birazcık fikir paylaşacağım sizlerle. Bu Dünya Kupası'nda son dönemlerde işte emekli olan starlardan falan bahsediyoruz. Bugün de biraz bu konuyu açayım istedim. Kanalın adı yazılım ilk adım ama bu birazdan bahsedeceğim konular aslında sizin için önemli bir yer tutuyor. Çünkü bazı gerçekler var hayatın içerisinde. Bazen acı gerçek de diyebilirsiniz. Bazen sadece gerçek diyebilirsiniz. Bu gerçekleri kabullenerek yola çıkarsak ilerideki hasarlarımız daha minimal olur. Daha az sıkıntı, üzüntü, keder yaşarız. Çünkü bu yazılım geliştirme diğer alanlardan biraz farklı bir alan. Sadece işin kod geliştirme kısmından bahsediyorum. Ve bir noktada aslında futbolla da benzeşiyor başlıkla da bu anlamda bağdaşlaştırabiliriz biz bunu. Nerede benzeşiyor derseniz biz özellikle yazılım geliştirme açısından biraz futbolcu gibiyiz. Bir futbolcu nasıl 35-40 yaşından sonra artık eskisi gibi futbol oynayamıyorsa yazılım geliştirmede de benzer bir durum olabiliyor. Genelleme yapmayın burada. Kanalda 30 yaşından sonra yazılımcı olmak videosu da var. Ama farklı sektörlerle kıyasladığımız zaman, mesela şöyle bir örnekle gidelim. Bir tıp öğrencisi işte 20 yaşında ilk operasyonuna giriyorsa atıyorum, bu adam cerrah oldu diyelim, 65, 70, 75 yaşına kadar hala operasyon yapmaya devam edebiliyor. Ama yazılım geliştirmede yani kod yazma kısmında işte 20 yaşında kod yazmaya başlayıp 65, 70 yaşında hala kod yazan kişi sayısı azdır. Bu bir realite. Bu realiteyi şey yapmayın, kötüye yormayın hemen. Sadece bunun böyle bir olduğunu bilin ve buna göre planlar yapın. B planları hakkında başka podcastlerde konuşmuştum ama bugün biraz böyle bu emeklilik konseptiyle de biraz bunu örtüştüreyim istedim. Şimdi arkadaşlar peki neden böyle? Yani yazılım geliştirme neden belli yaşlardan sonra farklı boyutlara gelebiliyor? Bunun en başında bizim işin çok fazla dikkat ve bununla beraber sabır ve tahammül gerektiriyor olması var. Yaş ilerledikçe insanlar hayatta belli birikimlere ulaşıyorlar mental anlamda da ve bu sizi belli noktalardan sonra daha az tahammüllü insanlar haline getiriyor. Eskisi kadar ne bileyim işte çalışma şevkiniz olmayabiliyor, o gençliğin verdiği yani agility, çeviklik birazcık azalıyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Bununla beraber reytiniz yükseliyor. Yani işte para normalde nedir? İşte bir junior belli bir miktar alıyor. Sen o junior'un 3 katı, 5 katı bir rate'e yükseldiğin zaman, bir maaşa yükseldiğin zaman haliyle beklenti de senden o noktada olmuş oluyor. E şimdi tahammül azaldı, tamam ustalık arttı falan filan ama bir yerde o hani grafikler Çakışıyor, iniyor, kalkıyor derken bir bakmışsın. Şirkette istenmeyen adam olabiliyorsun. Ya da psikolojik olarak kendini artık burnout hissediyorsun. Yani artık yanmış, bitmiş, tükenmiş olarak hissedebiliyorsun vesaire. Bunlar olabilen bir şey bu sektörün içinde. Bu realiteyle dediğim gibi baştan barışık gidersek, B planlarını yaparsak da bu konulardan daha az hasar alırız. B planları peki ne olmalı? Ne olabilir? Yani biz bunun önüne nasıl geçebiliriz? E, erken dönemde e, farklı petlerimiz olabilir düşünecek. Yani farklı girilecek yollar. Arkiteklik mi yapmak istiyorsun? Proje yöneticiliği mi yapmak istiyorsun? Ya da bir şirket kurup e, işte o şirketi götürmek mi istiyorsun? Ya da bir şirkete CEO mu olmak istiyorsun? Top level bir üst düzey yönetici mi olmak istiyorsun? Bunlar seçenekler olur. Ve bu seçeneklere sen eğer 20'li yaşlarının başında günde yarım saat, bir saatlik zamanlar ayırırsan mesela e, bu petlere ulaşman daha kolay olur. Şunu demeye çalışıyorum. 20'li yaşlardayız. Hadi 30'lu yaşlarımızın başında olalım. İşler iyi gidiyor. Güzel çalışıyoruz. iyi para yapıyoruz. Ama bir anda burnout olduğumuz zaman ha ben bundan sonra ne yapacağım diye kendimize sormamamız lazım. Yani bu, o buradaki backup planı Bizi her zaman kariyer petinde dik tutacak. Evet, belki işte CEO olmak istiyorsun. Şöyle bir şeylere, yönetimsel konulara kafa yormaya başla. Mesela ekonomiden biraz haberdar ol, biraz psikoloji, insan yönetimi, iş yönetimi konularına kafa yor. Gerekirse git bir yüksek lisans programına kayıt yaptır. İşte master şey nedir, MBA programına kayıt yaptır. Uzaktan yap, kenardan yap, bir şekilde yap. Anlatabildim mi? ya da işte arkitekt rolüne mi gitmek istiyorsun, OPT'e mi gitmek istiyorsun, biraz geliştir kendini, sistem tasarımına kafayı, sadece verilen işle, verilen tıklıkları e, kapatmakla zaman geçirme, İşte sistem sıfırdan nasıl tasarlanır, işte güvenlik kafas e, kısmına biraz kafayı, ölçekleme kısmına biraz kafayı, disaster recovery'ye mesela biraz kafayı, böyle böyle e, farklı alanlar için belli zamanlar ayırırsan gün içerisinde. E işte 35-40 yaşına geldiğin zaman abi ben bittim dediğin anda hemen şey, şey yapacaksın ya zaten bir backup planım vardı. Ben artık buradan gideceğim şeklinde kolay bir e, switch yapabilirsin. Bu yaptığım genelleme bir şeydir. Yani herkes de bu şekilde olabilecek bir durum yok. 50-55 yaşında, 60 yaşında kod yazan insanlar da var. Bunların örneklerini de verdim. E, farklı ülkelerde farklı şekilde de şey oluyor bu. Şimdi Türkiye'de 10 sene çalışmış bir geliştiriciyle Almanya'da 10 sene çalışmış bir geliştirici Aynı tükenmişlik de olmuyor bazen Böyle dengelerimiz de var Yani yaş burada bir sınır değil Kendini şey hissetme 30 yaşına geldim 35 yaşına geldim Tık ben burnout'um diye bir durum yok Kendini sürekli tartabilirsin Baktın iyi gidiyor Teknik adam olmak her zaman çok değerli bir şey Gidebildiğin kadar teknik adam ol ama B planında da bunu bir şekilde günün birinde switch edebileceğin ihtimalinde göz önünde bulundur ki bir anda abi ben şimdi ne yapacağım moduna düşmeyesin. Evet toparlamak gerekirse bu bir realite. Bizim sektörde böyle bir durum var. Bu bir gerçek. Ve bu gerçeği bir şekilde kabullenip ona göre planlar yapmak bizim için hasarı minimize eder arkadaşlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.